3 senedir, son zamanlarda 3 senedir yapıyorum ama yorgancılığı ben 30 yıl önce öğrendim. Maçka'ya gidip gelerek öğrendim yorgancılık sanatını. Çünkü Trabzon yöresinin aslında Maçka'ya ait bir sanattır yorgancılık sanatı. O yüzden buradan her gün Maçka'ya gittim, geldim ve ben bu sanatı öğrendim. İlgi yok, usta yok. Usta yok. Trabzon'da 1-2 tane usta ancak bulabiliriz. Eski ustalar da makinelere yöneldiler. Makinelerde elyaf dikiyorlar. Yani satış yapamadıkları için. Tamam. Bakmayayım ki çıkmasın. Aynen. İsterseniz gelin. Tabii ki yorgan sanatını öğrendikten sonra yapılan işçilik zor değil. Fakat uzun zamanda bir yorgan dikebildiğin için emeği çok, ücreti az olduğu için insanlar onu ekonomik olarak terk ettiler. Yorgancılık sanatı başlı başına çok güzel, görsel bir sanat. Bunu illa da sadece yorganlarda kullanmayı yeğlemedik biz. İstedik ki nerede kullanabiliriz, kabartma desenlerin olduğu hepsinde yorgancılık sanatını kullanabiliyoruz. Bu şey dışarıda yok, camı açık değil. Cintemari barışı temsil eden motiflerdir. Aynı zamanda. Dünyanın çok ihtiyacı olan barış. Salon takımlar üzerinde denedik. Bebek takımları üzerinde, çünkü handa organik kumaş örüldüğü için o bebek takımlarında yorganlama çalışması yaptık. Bebek takımlarında ne var? Ceketiyle, battaniyesiyle, önlüğüyle, bebeğe değecek her şeyde, parçada kullanmaya çalıştık. Ve en son düşündük ki vargit çiçeği Trabzon yöresinin yaylalarının bir çiçeğidir. Biliyor musunuz, sadece Trabzon'da var bu vargit çiçeği. Kına gecesinde gelin evinden, kız evinden gider. Nasıl yaylada var git, kar yağdığı zaman yaylacılara git der. Biz de var git çiçeğiyle kına gecesi kıyafetini yine de Trabzon el sanatları ile birleştirdik. Kına gecesi kıyafeti, Trabzon yöresine ait kına gecesi kıyafeti hazırlıyoruz şimdi. Ahmet şunu alsın işte. Altında yine var. Onu bir dakika dinlesen de fotoğraf çeksen. Hemen satışını yapayım. Kaça satıyorsun? Bunu 150'ye satıyoruz. Ben yorgancılık sanatını öğrenmeye gittiğimde İstanbul Yorgancılar Cemiyeti Başkanı rahmetli Celalettin Akyüz bayanların yorgan sanatına eğilmeleri için Maçka'da bir kurs açıyor. Onun hedefi de yorgan sanatı ölmesin. Ben de o hedefi devam ettirmek istiyorum. Yorgancılık sanatı ölmesin istiyorum çünkü farklı yerlerde kullanalım. Aynı zamanda benim istediğim bir şey daha var. Yorgan direkt insan vücuduna temas ettiği için yorgan olarak ölmesin istiyoruz.